Ütopya TV'den herkese iyi akşamlar. Her zaman Rojbaş Kürdistan diyorduk. Bugün Evarbaş Kürdistan diyelim. Hepinize iyi akşamlar. Biliyorsunuz geçen pazar günü etimoloji dersini verememiştik. Teknik bir nedenimiz vardı. Daha doğrusu Ali hocamız rahatsızdı. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla o dersi veremediği için izleyicileri sabırsızlık içerisinde bırakmayalım. Bugünü değerlendirelim istedik. Hoş geldiniz Ali Hocam. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyi Çok misiniz? teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Başarılar size de. Sağlık dileklerimle bütün dinleyenlere. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz bugün Kürt dilinin etimolojisinin 22. dersini işliyoruz. Ya hocam gerçekten zamanda çok hızlı akıyor. Önemli dersler verdiniz. Büyük bir nasıl diyelim? Bir sürü yol kat ettik. Bakalım bir yandan Ali hocamız biliyorsunuz daha önce de dile getirmişti bir kitap çalışması yapıyor. Ümit ederim ki kitap çalışmasından dolayı, yoğunluğundan dolayı belki de bir süre bizden ayrılmak zorunda kalmasın diyoruz. Bu arada belirtelim. Daha önceden bahsetmiştik. Tabii ki iyi kitap basmak, kitap çıkarmak. Hepiniz bunu defalarca dile getirdiniz. Fakat o kadar kolay olmuyor. Biliyorsunuz sonuçta hepimiz belli aktiviteler yapıyoruz. Kendi gücümüzle kazandığımız belli bütçeler kitap basmaya yetmiyor. Bundan dolayı değerli izleyicilerimize desteklerine ihtiyacımız var. Şayet ola ki Ali Kardukuz Hoca'nın kitabının yayını için ekonomik olarak yani maddi ve manevi olarak destek sunmak isteyenler olursa biliyorsunuz sosyal medyada zaten hesapları var. Gerekirse bana söylediğiniz zaman yine ben ilişki kurabilirim. Yani direktmen o konuda kendisine bu alanda yardımlar aktarılabilir. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Ben Dayanın. Facebook'la daha çok iletişim kuruyorum. Facebook'tan mesela Twitter'e bakmaya hiç vaktim bile olmuyor. Mesajlara çok geliyor ama yazamıyorum. Çünkü 3000 kişi mesaj atınca nereden ben bunları izleyeyim? Herkes bir soru soruyor. Facebook'ta ise cevap veriyorum. Hiç cevapsız bıraktığım insan yoktur. Yani soru sormuşsa, Kürt dili üzerine bir sorusu varsa kesin ona cevap vermişimdir. Oldu hocam. Bugünkü dersimiz dedik. Kale, Biraz. burç ve bayrak kelimeleri Evet. Türkçe değil dediniz. Yani bu kelimelerin etimolojisini işleyeceğiz dolayısıyla. Buyurun zaman kaybetmeden Çok teşekkür ederim. söz size. İyi dersler. Sağ olun, çok sağ olun. Biraz böyle bir sohbetvari de olsun. Tabii, Biraz tabii, tabii. serbest olsun diye ben böyle hemen konuya girmeyeyim. Tamam. Dersle O ilgili bir zaman şey hocam söyleyeyim. başlamadan bir şey hatırlatayım, sözünüzü keseyim. Yok. Biliyorsunuz ülkede özellikle Kuzey Kürdistan'da, Türkiye'de ana dilde seçmeli dil dersi üzerine bir takım aktiviteler var, faaliyetler var. Seçmeli dil dersi üzerine ana dilde bu konuda ne öneriyorsunuz? Kürtlere özellikle ne yapmalıdırlar? Bu konuda belki bir açıklamanız, belki bir çağrınız olur. Buyurun. Çok teşekkürler. Aslında biz etimoloji dersi verdiğimiz zaman siyasi konuşmamız pek istenmiyor. Çünkü herkes dil uzmanı olmak istiyor. Çünkü kimlik dildir ve tarihtir. Fakat konu üzerine iki üç kelime söylemek istiyorum. Türk Anayasası şöyle bir madde geçti. Türk Anayasası'na dediler ki, valla bu Kürt sorunu, biz tecrübeli bir milletiz. Bizden 40 tane millet kopmuş, biz 70 millete karşı savaşmışız. Artık Kürtler de bir statü sahibidir Güney Kürdistan'da. Öyleyse bunlar da yavaş yavaş özgür olacak. Ve bunların özgürlüğü de kuzeye gelecek. Güneyden esen özgürlük rüzgarı, öğrenme her şey kuzeyi etkileyecek. Ha öyleyse biz bazı tedbirler almalıyız. Bu tedbirlerden biri kuzeydeki mücadeleyi bitirebilmek için bizim de artık bunların haklarını vermeye hazır olduğumuzu söyleyelim.
Öyleyse hak nedir? Dildir. Ha, ama dili verirsek yandık. Bunlar zaten bağımsız olurlar. Öyleyse sınırlı ve kontrollü bir dil tecrübemize dayanarak, tarihi tecrübemize, derin tarihi tecrübemize dayanarak bir de milletlerin uyanışlarını bizden iyi incelemiş bir devlet olarak dediler ki kontrollü ve sınırlı dil politikası geliştireceğiz. Ne demek oluyor hocam? Onu biraz açar Evet. mısınız? Kontrollü ve sınırlı demek Kürtçenin yasak ama yasak değil. Böyle olur mu? Evet. Yasak nedir? Bir dilde nüfus oranına göre 6 yaşından itibaren, 7 yaşından itibaren çocuklar ilkokula gidemiyorlarsa bu dil yasaktır. İlkokullar ama kendi dilinde. Ama seçmeli derse bunun bir sınırı vardır. Yani düşünün İzlanda'nın nüfusu Batman kadardır. Batman'da bakarım İzlanda'ya göre kaç tane okul var, kaç kişi ana dilinde ders görüyor. O zaman anlarız ki biz Batman'ın nüfusu kadar olan yerlerde şu kadar ilkokul varken bizde örneğin 1000-2000 tane seçmeli ders var. O zaman anlıyorsun ki sınırlı ve kontrollü. Yani ne demek? Öğrensinler ama sınır koyalım. İstediğiniz anda bunları kontrol edebilelim. Vallahi ben şahsen şundan da şüpheleniyorum. Bunların içerisinde dil konusunda çok ileri durumda olacak. Roman yazacak ileride, kitap yazacak insanların birden toplanması da olabilir. Çünkü 60'larda bunu yaptılar. Dediler, Kürtlerin tarih, dil konularında, kimliği konusunda çok ileri olan kimler var? Şu, 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 şu diye 50'şer 50'şer öldürelim dediler. Aslında 49'lar olayı 50 kişiydi. Ama bu sadece ilk 50 kişiydi. Bunların tespit ettikleri 50, 50, 50, 50 diye örneğin 1500-2000 kişiydi. Ha, artar mı sayısı? Biz de bunu artırırız. Bu 50'ler hiç bitmez. Ha, demek ki kontrollü demek, Kürt mücadelesi denetim altına alınana kadar, yönlendirilene kadar, Kürtler bağımsızlık ve özgürlükten vazgeçene kadar, onların kafasına başka bir ideoloji, Türk ideolojisini sokana kadar biz dışarıya karşı bunlara bir dil hakkı vermişiz gibi bir imaj vermeliyiz diyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Seçmeli ders, Kürtçe gitmeyelim. Niye gitmeyelim? Vallahi bir kelime için bile öbür köye gidin öğrenin. Ha öyleyse seçmeli derslere gidilmeli. Ama şunu bilmeliyiz. Bu devletin 700 senede 70 milletle savaşmış ve bunun parçalanarak da 40 tane ayrı devlet kurulmuş bir devletle karşı karşıyayız. Tecrübeye bakın. 40 tane Kürdistan tecrübesi var. Bu devlet elbette bazı tedbirler alır ki bunu söndürsün. Mesela şuna inandırması lazım kamuoyunun. Ya artık siz Kürtçe serbesttir. Halbuki serbest değil. Serbestlik nedir? Serbestlik ilkokuldan başlayan eğitimdir. Yoksa üniversitede bir dil dersi vermek değildir. Lisede dil dersi vermek değildir. Resmi dil Mesela, olması lazım. tabii. Ve ilkokuldan Resmi ve başlayacak. eğitim Bir de dili. bak iki şartı var. Bir, ilkokuldan başlayacak. İki, nüfus oranına göre olacak. Bu ikisini bütün partiler, gruplar, şunlar bunlar söylemeli. Ali Kardukos dedi diye biz söylemeyelim derlerse o zaman kompleksli insanlar demektir. Şimdi Ben eğitimciyim. hocam, pardon, siz bu nüfus sorunu arada bir konuşurken dile getiriyorsunuz. Ben aslında her defasında sormak istiyorum. Niçin nüfusa göre? Yani bir ulusun ulus olması Mesela için onun çok güzel. nüfus azınlığı ve çoğunluğu söz konusu olamaz. Bu onun Çok güzel. evrensel hakkıdır, doğal hakkıdır. Yani bu nüfus az da olabilir, çok da olabilir. Bundan kastınız ne? Mesela Diyarbakır'da Kürt nüfusuna kadar buna oranlı ilkokullar açılacak. Mesela adam şunu söyler. Biz Kürtçe ilkokullara izin verdik. Bir tane İstanbul'da, bir tane Ankara'da, bir tane de Diyarbakır'da olur. Hayır öyle olmaz.
Kürt nüfusu ne kadar ve talebi ne kadarsa, 7 yaşında kaç tane çocuk varsa, 6 yaşında kaç tane çocuk varsa, o oranda onların hepsini alacak biçimde ilkokullar açılacak. Yoksa 10 kişi, 20 kişi, 30 kişiyi almayacak. Nüfus oranına derken Kürt nüfus oranına göre. Türklerle ilgili değil bu. Diyarbakır'da Kürt nüfusu eğer örneğin 1 milyonsa, örnek söylüyorum. Bunun 1 milyon olan başka bir şehirde, Türklerin şehrinde kaç tane ilkokul varsa bizde de o kadar olmalı. Söylemek istediğim bu. 1 milyonluk bir Türk şehrini alacağız. Kaç tane Türkçe ilkokul var? Aa, bize de aynısı olacak. Nüfus oranı derken bunu kastediyoruz. Bir, nüfus oranına göre iki, ilkokullar olacak. Mesela aslında konumuzu, etimoloji konusunu aşıyoruz. Bir şey olmaz. Devam edeceğiz biraz sonra. İki, mesela Hititçe dersi de var üniversitede. Kürtçe de olsun üniversitede. Niye Kürtçe? Hititçe midir? Hititçe ölü bir dildir. Kürtçe canlı bir dildir. Ölü bir dili, ne demek ölü bir dil? Kimse konuşmuyor, konuşanı yok. Kimse kimseye Hititçe günaydın, nasılsın? İyiyim. Bakkala gidip de bir kilo şeker ver demiyor. Fırına gidip bir ekmek Hititçe istemiyor. Böyle yok, böyle bir halk. Üniversitede vermek demek bir dile ölü muamelesi yapmak demektir. Seçmeli ders de budur. Kürtlere ölü dil muamelesi yapılıyor. Yani Kürtçe ölü dildir. Ama bunu düşün, bir Kürt Kürtçe çıkıp bir Kürt lider yahut da bir Kürt bilim adamı Güney Kürdistan'dan olsun çıkıp Kürtçe bir konuşma, bir ders veremiyor. Ama İçişleri Bakanı çıkıyor. Tercümanla Kürtçe'ye çevrilecek biçimde röportaj veriyor. Bu ne demek? Bakın, ben Kürtçe'yi kabul ettim. Meğer bu en büyük bir hiledir. Tam step çakalı hilesidir bu. Tuzağa düşürme hilesidir. Çünkü aynı adam bir müddet önce, kısa bir süre önce Kürtçe denilen bir dil yoktur. Ne Kürtçesi ya? Kürtçe Türkçedir. Kürtçenin %33'ü Arapçadır, %33'ü Farsçadır, geriye kalanı da Türkçedir. Kürtçe denilen bir dil yoktur diyen adamdır. Peki bu adam bu fikrinden vaz mı geçti? Kürtlerin haklarını mı vereyim dedi? Hayır. Bu adam bir step çakalı hilesiyle Kürt mücadelesini bastırmak için sınırlı ve kontrollü bir Kürtçe'ye izin vermektedir. Niye ben de gidip Kürt TV'de Kürt dilinin etimolojisini vereyim? Ben de öğretmenim. Benim de bir şeyim var. Mesleğim yani benim öğretmenlik. Ha, öyleyse ben uygunum bu iş için. Ha, yabancı dil biliyorum, eski dilleri biliyorum. Ben Yunanca'da düşünün. Ders verdiğim zaman, verdiğim dersler içerisinde Karamanlıca bile var. Üniversite öğrencilerine veriyorum. Osmanlıca da var. Düşünün. Ha, öyleyse ben uygunum bu iş için. Bir de sorunu hemen bitirelim burada. Yani Kürtler gidip öğrenmeli, başvurmalı. Ama şunu bilmeli, Kürt nüfusuna oranla okul istiyoruz. Ama ilkokul istiyoruz. Biz Hititçe ölü dil sahibi değiliz. Biz canlı dilin sahibiyiz. Biz orada şu anda topraklarımızda yaşayan insanlarımız, halkımız var, bu dili konuşuyoruz. Ha, eğer bugün bunu unutmuşsa bunun sebebi de Kemalizm denilen bir canavarlıktır. Bu Kemalizm denilen canavarlık dedi ki ben Kürtleri imha ederek, Kürtlerin dillerini, kimliklerini imha ederek, onları asimile ederek ben bu sorunu çözeceğim dedi. Herkes dedi ya bu Mustafa Kemal ne kadar büyük bir adam ya. Bütün Türkler böyle söylüyor. Bütün Osmanlılar böyle söylüyor. Ya bak bak ne güzel. Dedi ki ben yapay bir millet yaratacağım. Eski milletlerin hepsini de Türkleştireceğim. Onları eriteceğim. Aa, baksana 70 tane milletten oluşan Osmanlı'yı tek bir millete çeviriyor. Ya sihirbaz bu resmen tanrı dediler. Ama bugün
Türkiye'nin geri kalmasının sebebi Mustafa Kemal'in bu politikasıdır. Öyleyse Mustafa Kemal Türklere bugün öyle bir miras bırakmış ki Türkiye 84'ten sonra ne kadar geri kalmışsa, ne kadar rezil olmuşsa dünyaya sebebi bu sorundur. Öyleyse doğru bir miras bırakmamış. Bıraktığı miras kan üzerine, inkar üzerine olmuş. Bir müddet sonra Hitler yenildikten sonra ne dediler? Ya Allah kahretsin bu Hitler'i, biz nasıl inandık? Mustafa Kemal de Kürt sorunu geliştiği müddetçe, Kürtler özgür olduğu müddetçe, dillerine sahip olduğu müddetçe diyecek, ya biz bu adama nasıl Allah dedik, Tanrı dedik, taptık. Kim, herkes diyecek, aa ben savunmuyorum. Ben de savunmuyorum. Biten herkes anti Mustafa Kemalci olacak. Bak Evet. Erdoğan'da böyle bir eğilim şu anda var. Ne demek istiyor? Biz Kemalist değiliz. Bunu söylüyor. Bakın seçimleri bile CHP'ye karşı seçimleri kazanan Demokrat Parti'nin seçim gününü aldı. 14 herhalde Nisan ya da Mayıs 1957. Bak onu aldı. Düşünün. Şimdi ben konumuza geçelim. Evet. Hocam çok özür dilerim, bir saniyenizi alayım. Değerli izleyiciler, kiminiz yazıyorsunuz yayın mı durdu diye. Yok, yayın Yayın durmadı. normal akış Durdurmayız. içerisinde devam ediyor. Belki sizin olduğunuz yerde internet sorununda bir problem varsa onu bilemiyoruz. Yani normalde bizim yayın şu an canlı bir şekilde devam ediyor. Evet hocam, şimdi buyurun Benim etimoloji dersine kitapla, dönelim. evet, kitapla ilgili etimolojiyle yine ilgili artık konuşuyoruz ama kitapla ilgili bir şey söyleyeceğiz. Kitabımız neyle ilgili? Etimoloji. Etimoloji ne? Tarih. Etimoloji tarihtir. Evet. Kimin tarihi? Senin dilinin tarihi, senin kültürünün tarihidir. Senin milletinin tarihidir. Öyle uzun bir konu ki nasıl başlayıp nasıl bitireceğimiz konusunda çok düşünmemiz lazım. Tabii bunları ben yeni düşünmüyorum. Çoktan beri. Bundan dolayı da bu kitapta önce örneğin milattan önce 20 binden başlayıp Neolitik döneme yani 12 bine kadar olan kelimeleri yazmak istiyorum birinci kitapta. Bakın. Milattan önce 20 binde ne yapmışız? Ok yayı bulmuşuz. Ateş var elimizde, deri var biz. Ama avcıyız. 12 bine kadar avcıyız. Öyleyse bu 8 bin yıllık dönemde bizim ekonomik faaliyetimiz Kürtlerin bol hayvanı var. Henüz hayvanları evcilleştirmemişiz. Bol hayvanı var. Yemişler var. Otları var, yenen otları var, üzümden bademe kadar bir sürü yiyecek var. Fıstık, fındık bunlar var. Ceviz var. Bunlarla ilgili. Ama biz yine avcıyız. Bunları topluyoruz, avcılık yapıyoruz. Bir de bunları toplayıp yiyor, biriktiriyoruz. Mesela düşünün ceviz ve fındığı ya da fıstığı, Antep fıstığını evine koysan bademle beraber ya evine de evi de yok mağaraya koysan kışın bunları yiyebilirsin. Aç kalmazsın. Ama bunun yanında hayvan her yerde olur. Tüfek yok. Öyleyse avlanmak hayvan bolluğundan dolayı daha kolay. Fakat soğuktur. Öyleyse bu dönem biz avcıyız. Avcılıkla ilgili terimleri kullanacağız. Bizim dilimiz meğer avcılıkla ilgili terimlerle başlamış. Yani yönlerle ilgili, ön, arka, bunlarla ilgili başlamış. Bunu anlatacağız. Ok yayı anlatacağız. Ateşi anlatacağız. Ve bu dönem insanın ihtiyacı bir şeye varsa onu bulur, onu korur, onu geliştirir, iyileştirir. Evet. Elbiseleri iyileştirmişiz. Postlarımızı bağlamışız, iplik yapmışız. Ok yayı yapmak için iplik yapmışız. Bir sürü şey var. Yani bu dönemin faaliyeti var. Ve bu dönemde biz madem avcı toplayıcıyız, köpeğe ihtiyacımız var. Bize yardımcı olacak. Ha, mesela köpek kelimesine
ok yay kelimesinden bakınca, bunların yan yana getirince ok yay tir tir. O gide gide bakıyoruz. Aa, Tigris. Tigris Dicle'nin adı. Bir de Tigris bir hayvanın adı. O hayvan da kaplan, bugün dediğimiz kaplandır. Ama ona mesela Plinga deriz. Onun sebebi de var. Ama şunu anlıyoruz. Biz oku atıp hayvanı vuruyoruz ve hayvan düşüyor yere. Öyleyse ok gibi üzerimize atılıp da bizi yere düşüren ne var? Ok gibi bizi çarpıp da bizi yere düşüren ne var? Dicle Nehri. Akıntısı çok hızlıdır. Bunu ben söylemiyorum. Ha, öyleyse biz bu dili yaptığımız zaman, oka tir dediğimiz zaman Dicle'nin kenarında bir yerdeymişiz. Bakın, bir kelimeden tarihi yerimizi belirledik. Öyleyse dil bilim tarihtir. Ve bugün Alman'ın birine sorsan, siz buna tir diyorsunuz. Bu nedir? Valla tir ok demekmiş. Medlerin dilinde ok demekmiş. Bunu Strabon yazmış. Ha, Medler nerede yaşıyor? Öyleyse Alman, İngilizce, Tiger, bunların hepsi diyorlar ki bu kelimenin kökü Kürdistan denilen Dicle Nehri'nin kenarındaki bölgedir. Dicle ve Fırat'ın arasındaki bölgedir. Ha, çok güzel. Peki Fırat aynı biçimde. Öyleyse bakın, seslerden, kelimelerden biz kelimelerle, seslerle atalarımızın tarihleri ile bir bağlantı kuruyoruz. Arada kablo yok, fakat ses bir kablodur. Görünmeyen bir kablodur, bize gelmiş. Öyleyse dil bilim bizi çok geriye götüren, atalarımızın dillerine ses çıkardığı seslere ulaştıran, atalarımızın düşüncelerine sokmaya bizi sokan bir bilimmiş. Dil bilim buymuş. Şimdi birinci ciltte bunları yazacağım. 12 bine kadar. 12 bine kadar. Öyleyse avcılık terimleri. Ok yay. O dönem biz toprağa yerleşip toprağı ektikten sonra, mesela o zaman da tohumu fark etmişiz. Ama ekmemişiz. Yani biz demişiz bu tohum kendi kendine oluyor. Örneğin bir yerde görmüşüz. Ah, bir ceviz bile çatlamış. İçinden bir filiz çıkmış. Ha, ben bunu alıp mağaramın önüne koyayım. Bunu da düşünmüş. Yoksa hemen buğday ekmemiş. Hemen badem ekmemiş. İnsanoğlu. Atalarımız. Öyleyse 12 bin yılına kadar, 12 bin yılına kadar bir dönem var. Avcı ve toplayıcı idik. Bu dönemin kelimeleri farklıdır. Mesela ajotun kelimesi bu zaman çıktı. Niye? Hayvanları bir yere doğru sürmek zorundaydık ki biz onları tuzağa sokalım, uçurumdan açalım, atalım. Veya kazdığımız çukurların üstünden geçsinler. Bir sürü sebebi var. Kazdığımız çukur mu? Ha, nedir çukur? Dam. Dam nedir? Tuzak demektir. Ha, çok güzel. Da nedir? Yer demektir. Ha, öyleyse o zaman annemiz var mıydı? Evet. Da. Öyleyse toprak kelimesi da. Anne da. Toprak da. Ağaç dar. Bu o zaman varmış. Çünkü meyveler topluyormuşuz. Bu birinci ciltte ben bunları anlatmak istiyorum. Şimdi bu birinci cildin ismi nasıl koyalım bunun ismini? Şimdi prohistoria dediğiniz zaman aynısı Fransızca'da da var değil mi Esma? Evet. Prohistoria, pro ön demek, ön demek. Bekurdi bere, ber, ön demek. Historia tarih demez, demek. Bere diroki, prohistoria. Yani şöyle diyelim. Yunancasının Latince yazıyorum. Prohistoria. Evet. Şimdi bu pere, P'ler ne oluyor? Hint Avrupa dillerinde P, B, V, F dönüşümleri var. B, P, R, Ber. İlk kökü Ber'dir. Ber.
İstoria nedir? Tarihtir. Türkçe nedir? Diyalogtur. Bere diyogi. Tamam da nasıl tarihten önce, tarihten sonra diye bir şey mi var? Evet. Niye? Niye bunu koymuşuz? Örneğin milattan önce 18 bin tarih değil mi? Tarih. Ha. Bilim adamları demiş ki gelin yazılı kayıt olana kadar biz yazılı kayıttan sonraki döneme diyelim. Tarih dönemi. Çünkü tarih bir bilimdir. Yazman lazım. Evet. Yazılı olmadan olmuyor. Mesela bir peki yazıdan önce nasıl bulacağız? Yazıdan önce arkeolojik kazılar artık var. Sosyoloji denilen bir bilim var. Dil bilim denilen bilim var. Bu verileri toplayıp yazılı olmayan tarihi buluyoruz. Aa, biz ne yapacağız? Yazılı olmayan tarihin birinci cildini yazacağız. Kürt tarihinin birinci cildini. Hakikaten bu konu çok güzel bir konu. Niye? Evet. Prohistoria. Prohistoria. Biz dedik ki Kürtçesi Beri Diroki. Diroki me Beri Diroki. Allah Allah. Tarihten önceki dönemdeki tarihimiz. Ver bu. Aa, çok güzel. Şimdi bu neyin nesidir? Ne demek bu? Tarih yani bu istoriye nedir? İstoriye. İstoriye. Türklerde istoriye yok. Valla çok şaşıracaksınız. Bunu Yalçın Küçük Avrupa'da yazmıştı. Türklerde diyor Kemalizm'de histeri var. İstori yok. Onlar histeriktir diyor. O zamanlar kartaldı bu adam. O zamanlar karşı çıkıyordu. Belli bir dönem sonra sosyalizm yıkıldı, Öcalan tutuklandı, adam her şeyini aman inancını kaybetti, gitti. Tam devletin bir uşağı, tam bir iğrenç bir sülük oldu gitti. Önceleri güzel şeyler yazıyor. Yani önceleri okumasan eksiklikti. Türkiye üzerine tezler, Aydın üzerine tezler. Bunlar güzel kitaplardı. Kürtler üzerine tezler. Bunlar okunulacak kitaplardı. Şimdi her şeyin bir şeyi var. Bir tarihi var. Bunun tarihi de böyle. Neyse diyor ki histeridir. Histeri. Histeriktir diyor. Şimdi bu Yunanca'daki istoriye kelimesi şöyle bir bunun adı ve Yunanca'da. Bu da id, vid, görmek demek. Görmek demek. İstoriyeyi açıklıyoruz. Şimdi biz ne, hangini? Yunanca tarih kelimesini bütün Avrupa dillerinde istoriye kelimesi nereden geliyor? Vitor. Bu tarih. Vid. Şimdi gelirsek şuraya id görmek demek. Yunanca'da biri diğerine soruyor. Bu Yunanca id'dir, görmek demek. Ben diyorum ki dün filmi gördün mü? İdes tohtesino ergo. İdes, id. Bak id dedim. Gördün mü? Gördün mü? Ha bu görmek demekmiş. Yunanca'da. Ve Kürtçe'de nedir? Dit. Aynı köktür. D'ler T olabilirmiş. Bakınız, tarih kelimesini açıklıyoruz. Avrupa dillerinde historia, Fransızca'da da değil mi? Aynı. Evet. Ya, ve İngilizce'de de öyle, Almanca'da da girmeyelim. Ama id kelimesinde görmekten geliyormuş. Bu İstoriye kelimesi. Bizim yazacağımız şeylerden dolayı. Ve Yunanlı diyor ki İda, İda, gördüm. İda. Ha, çok güzel. Bu böyle okunuyor. Yazılışı da şöyle. Gördüm demek. İda. Bu en sondaki okunuşu İda'dır. Yani üstte yazmışız. Bu ile bu eşittir. Bu ikisi birbirine eşit. Şimdi gördüm, biliyorum. Aa, bu demek hem gördüm hem biliyorum demekmiş. Dızanım, dızanım, dızanım. Bu demek. Mındit. Mındit. Bu ne demek? Gördüm ve bir fikrim var. Gördüm, yaşadım ve bir fikrim var. İstoriye kelimesini açıklıyoruz. Kürtçe ile akraba bir kelimeden çıkıyormuş. Niye? Kürtçe'nin Avrupa dilidir.
dilidir. Hint-Avrupa dili derken bu Latince'deki history'nin kökü de yine Yunanca'daki bu it kelimesidir. Mesela Almanca'da bu Wiss ede var. Bu bilen demektir. Wit demek kelimesinden geliyor. Yine wit, it, görmekten geliyor. Wiss, 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 Almanca böyle okunur. Ha, bu görmek demek, bilmek demek. Öyleyse filozof, bilgili. Yani zana ya zana. Evet. Zana. Türkçe'ye nedir? Sonradan uydurulan bir kelime var Arapça kökenli. Bilge. İlimdir ya. Bilge ile bilgi, ilim bunlar hep aynı kökten. Türkçe'de yok. Orta Asya'da maalesef bilgeleri yoktu demek. Bu sonradan uydurmuşlar. Yok bilge kalan falan. Hepsi uydurma bunları. Türk tarihi zaten hisleridir. Ben demedim. Bak bugün Türkleri en iyi savunan Yalçın Küçük bize karşı en iyi savunan. Adam ya bunları yazmış. Demiş ki bunlar hisleri sahibidir. Tarih değil bunlarınki. Düşünün milattan önce 1500 tarihinde Girit'te bir Knossos sarayı var. Diyor bu Knossos sarayı milattan önce 1500 diyor Türkler yapmış. Mustafa Kemal'in tarihinde bu yazılıdır. Ve diyor ki bunların dili Türkçe. Ama Mustafa Kemal hiç haberi yok. Daha doğrusu düşünemedi. Dedi ki bu yazıyı hiç kimse okuyamaz. Ama 1952'de bir İngiliz bu yazıyı okudu. Baktı, aa Yunanca. Öyleyse milattan önce 1500 tarihindeki Yunanca okunuyor ve Türkçe değilmiş. Meğer hisleriymiş hakikaten de. Kendi tarihi yok ya. Öyleyse milattan önce 1500 Küçük Asya'da bir dil var mı yazılı? Evet. En başta en geniş olan en büyük dil Hititçedir. Meddili var bir sürü var. Fakat 1500 tarihine denk gelen Hititçe var. Bu da Küçük Asya'dadır. İkisi de okunmuş. Yunanistan'daki de oradaki de. Küçük Asya'daki Hititçe bir Hint-Avrupa dili. Yani Kürtçe ile ilgili ve ilişkili. Yani akraba bir dil. Akraba bir dil. Bu demek değil Kürtçedir. Yunanca da akraba. Akraba demek ortak köken demektir aslında. Ama dili farklılaşmışsa artık onlar farklıdır. Ama köken aynıdır. Belki de Kürtçenin bilmem kaç bin sene sonraki biçimidir. Çünkü Kürtçenin şekillenmesi biz kevan kelimesini yaptığımız zaman yay kelimesini 18 binden başlattık. Dedik ki bu kevan gelmiş, gitgide kemer olmuş, gitgide kayış olmuş. Çok ilginç bir şey. Çok ilginç. Araplar bile bütün sözlüklere bakın. Kayış kelimesini herkes öyle yazar. Kavis kelimesi diyor. Herkes Arapça diyor. Halbuki bizdeki kevandan geliyor. Kav. Kav. Yani eğmek demek. Bükmek demek. Bunları bu kitapta belirteceğim. Yani prehistorik dönemin Kürtçesinin etimolojisi, 12 bine kadarki dönemin etimolojisini bu kitapta yazacağım. Ben oturup yeniden yazmıyorum. Hepsi yazılı. Sadece Mutlaka çalışmalarınız var, onları değerliyorsunuz. ve onları derleyip toplayıp yan yana koyup sıraya koyup bazı yerlerini ekleyip bazı yerlerini çıkarıp fazla Evet. yormayayım deyip kalın olmasın deyip çıkaracağım. İkinci cilde aktaracağım bunları da bazılarını. Şimdi biz vit kelimesine, dit kelimesine bakıyoruz. Historia kelimesine. Bunu da yazacağım. Bu historia kelimesini orada çok geniş bulacaksınız. Ve Kürtlerle ilgili, Kürt kültürüyle ilgili, Kürt diliyle ilgili 12 bin ile 18 bin arasında ne var? Bunların en önemlilerini seçip çıkaracağım. En önemlilerinden biri de elbise ve iptir. Ha, ip ve elbiseye çok büyük bir önem vereceğiz. Niye? Hiç ummadığınız şeyler vardır. Mesela ibrişim derken bile, yani ipek iplik var ya, ibrişimin içindeki ris, bir resim. Ha, buradan geliyormuş. İplik çok önemli bir olaydır. Ateş kadar önemli bir olaydır. Ok yay kadar önemli. Bu konuyu özellikle iplik elbise konusunu çok çok ince ince vereceğim. Neyi burada söylemek istiyorum?
biraz da iyi bir nedenden dolayı aslında siyasi bazen de hafta sonunda hemen acil olarak size bir haber veririm yine yaparız. Mümkün olduğu kadar kaçırmamaya çalışırız. Evet. Programlarımızı aksatmamaya çalışırız. Ama İyi böyle olur, çok oturup iyi olur tabii ki. tabii günlerce şey yapmam. Şimdi biz bu dit kelimesine geldik. Dit kelimesinden dittim. Biz sana desem ki falan videoyu gördün mü? Vid. Aa, biraz önce ne dedik? İlk kök budur. Vid. Dit. Vida. İda. Yunanca. Vida. İda. Ha, video kelimesi oradanmış. Bakınız. Historia ile video kelimesi ortak köktenmiş. Ditinle aynı köktenmiş. Bizdeki ditinle. Evet. Ve ilginç bir şeydir. Mesela gören bilir. Gördüm yazıyorum. Ha öyleyse tarih olması için görmen ya da göreni görmen, anlatanı dinlemen. Aa, anlatanı ben her zaman dinleyemeyebilirim. Çünkü benden önce yaşamış olabilir. Okuyarak. Ha öyleyse tarih demek görenleri, bilenleri dinleyip okuyup yazmak demekmiş. Bundan dolayı da yazılı tarih, yazıdan sonraki döneme biz tarih diyoruz. Ondan öncekine tarih öncesi diyoruz. Beri diyoruz. Meğer sebebi buymuş. Ve mesela ben görmek kelimesini bakıyorum. Şöyle diyelim. Mesela ben elimde pasaportum var. Polise uzatıyorum, alıyor, damgayı çak diye vuruyor. Ne demek bu damga? Görüldü demek. Görüldü. Baktım gördüm. Güzel. Pasaportu sahte değil. Hakkı var gitmeye. Bunun adı vizedir. Vize kelimesi işte yine aynı köktenmiş. İlginç ha. Evet ve şimdi daha da ilginç şeyler var. Nasıl? Mesela idea kelimesi. İdea. Ben gördüm. Benim bir fikrim var. İdea fikir değil mi? İdeoloji. Aynı köktenmiş. Ditinden geliyormuş. Saati arasına bakıyorum. Çünkü söylediğimiz konuya henüz başlamadık bile. Biz sadece şu anda kitabın reklamını yapıyoruz gibi bir şey oluyor. Olsun ama. Kitabın içeriğini Önemli, anlatıyorsunuz, evet. güzel bir konu ama. Bu tarih kelimesi ne kadar güzel bir kelimeymiş. Ve görmek demek bilgi sahibi olmak demek. Bilgi sahibi olan da anlatır ama çok bilen de filozoftur. Ha öyleyse Almanca'daki Wiese kelimesi de bundanmış. Ha, görmüş, biliyor, okumuş. Görenleri okumuş. Ve bütün toplamını yan yana getirirsen ha çok şahane. Öyleyse idea kelimesi, idea kelimesi, ideoloji kelimesi, idol kelimesi. Niye? Şekil demek. Gördüğüm bir şekil. İdol nedir? Benim bir tanrım var. Bu tanrının şekli, biçimini göremiyorum. Ama dur onun küçük bir idolunu yapayım. Onu gördüğümde işte bu tanrının şeklidir. Ha, görmek şeklini bilmek demekmiş. İdol. Benim idolum bu. Kafamdaki şekil bu. Aslında idol eskiden tanrıymış. Ditin. Ne kadar ilginç bir şey. Ve idea kelimesi, historia kelimesi, Almanca'da idee, iki tane e ile yazılır. Fransızca'da zaten, Fransızca'da da hemen hemen aynı, hemen hemen değil de aynı. İngilizce'de de. Demek ki yabancı dillerden geçmiş, bakın. Kürtçe ile akraba bir kelime, ortak kökten gelen bir kelime ve Türkçe'de bugün bunlar hemen hemen hepsi kullanılıyor. Video, vize, idea, ideoloji bunlar kullanılıyor. Meğer içinde Kürtçe gizliymiş. Düşünün Kürtçenin içinde Türkçe gizli olsaydı ne olurdu? Çıkarlardı televizyonlardan bur 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 bur. Çünkü bır bır yapmak barbarların işidir. Bunu yaparlardı.
Bunu yaparlar. Bır 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 bır. Yeter ya barbarlar, bır bır etmeyin demek zorunda kaldık. Biz tam 3 nesildir bunu söylüyoruz. Niye? Onların yaptıkları dil bilim değil. Onların yaptıkları tamamıyla ideolojik, anti-Kürt, asimileye, inkara yönelik, imhaya yönelik bir girişimdir. Onlarınki. Ve Yunanca'da dedik ida, ida görmek demek. İda görmek demek. Toida, toida. Gördüm, gördüm. Ha, idea, fikir. Megale idea. Çok büyük bir fikir. Mizon idea eskiden diyorlardı. Mizon idea. Ha, peki Kürtçe ise büyük fikir ne demek? Mezin. Ramani mezin, fikri mezin, biri mezin. Bakın mizon mezin. Ne kadar büyük bir akrabalık şeyi var. Çünkü bu sadece Yunanca'yla da değil ama Yunanca'yla birinci derecede. Sanskritçe'de de böyledir. Yani Sanskritçe'de bu vida Vedalar biliyoruz değil mi? Vedalar kelimesini bilmeyen okumuş Kürt yoktur. Vedalar onların kutsal yazılarıdır, fikirleridir, inançlarıdır. Hepsini oraya aktarmışlar, görünenler, anlatılanlar, filozofların söyledikleri bilimsel yazılar anlamına geliyormuş Veda. Meğer bu vidle, vitinle akraba bir kelimeymiş. Vedalar. Ha öyleyse bakın, nereden nereye geldik? Yunanca, Latince, Almanca, İngilizce, ta Hindistan'a doğuya gittik. Aynı şeyi söylüyorum. Vedalar diyor. Yani Yunanca'da, Latince'deki video kelimesi, Yunanca'daki ida kelimesi, bizdeki ditim kelimesi, Sanskritçe'deki veda kelimesi hepsi ditimle aynıymış. Çok önemli bir şey. Gördüm ve bir fikrim var. Ben anlatabilirim. Bu olaysa olay anlatabilirim. Bir hayvansa ben sana o hayvanı tarif edeyim. Bak böyleydi, böyleydi, dört ayaklıydı, şöyleydi, dişleri vardı, koşuyordu. Aa, bir fikrim var artık. Bir fikir sahibisin. Kürtçe'de de hala ditin. Valla ditin ama evet. Aa, benim fikrim o ki. Halbuki bir şey görmüyor o anda. Diyor ki benim görmem o ki. Bunu söylüyoruz. Yunanlı da aynısını söylüyor. Mesela bunun yerine dikkatlice bakmak. Nerim, dinerim. Dinerim. Şu anda bakıyorum ama şimdiki zaman. Dinerim. Ha. Bu da aynı. Yani bakmak, dikkatlice bakmak. Herhalde şey Mehmet Uzun'un Bira Kaderi romanını okumayanlar Kürtçesini ama okuyacaksınız. Bunu muhakkak okuyun. Cümle cümle bilmiyorsanız Türkçesiyle karşılaştırın cümle cümle. Ama önce Kürtçesini okuyacaksınız. Kürtçe ne yazmış? O cümleyi Kürtçe sonra Türkçe okuyacaksınız bilmiyorsanız. Ha, en doğrusu ne? Bir cümle okudunuz. Sözlükler var. Sözlüklere Kürtçe Türkçe sözlük. Oradan bakınız. Çünkü bizim anlatış biçimimizle, düşünce biçimimizle, kelimelerin sindakslarıyla Türkçe aynı değildir. Ama mesela ben Yunanca'ya baksam hemen hemen çok daha iyi anlayabiliyorum. Bir kitabı Yunanca mı okusam anlarım, Türkçe mi? Bakın Türkçe okulda Türkçe dersleri, tarih dersleri vermiş olmama rağmen inanın Yunanca anlıyorum. Çünkü anlatım şeyi çok güçlü. Türkçe öyle değil. Bunu yabancı bir dil bilmeyen insan bunu fark etmez. Şimdi bu kitapta Celadet Bedirhan'ın hayatını yazmış. 16 tane resmi yan yana getirmiş, fotoğrafı. Demiş ki bu fotoğrafları bir sıraya koyayım. Ha, bu fotoğraflar nerede, ne zaman? O fotoğraflara bakarak onun tarihini yazmış. Demek ki fotoğraflara bakarak, örneğin 16 tane bulgu bularak bizim prohistoriyamızı 12 bin ile 18 bini de yazabiliriz. Ama bilimsel olur. Bu da onun.
Diyor ki fotoğrafta böyleydi, falan yerde de. Ha öyleyse bu adam falan yerdedir. Şimdi biz dil bilimle bunu yapabiliyoruz. Burada şöyle bir şey var konumuzla ilgili. Birinci fotoğraf, yani sayfa 17'de, 16 fotoğraf dedik ya, birinci fotoğrafı anlattığı yerde. Şöyle başlamış. Diyor ki Hervetiku Hatiye Got'un söylendiği gibi, söylenmiş olduğu gibi Meriv, yani Mrov, Mordem beşi dibine dura dinire. Önce görür, sonra bakar. Başeci dipeyi ve udbeje. Sonra da konuşur ve söyler. Ha, gittin dibine. Görmek. Gittin. Ha, ondan sonra da söyler. Yazar. Bir müddet sonra biz yazıyı bulmuşuz. Yazıyı milattan önce 3000'de bulmuşuz. Biz bulmadık ama insanlık bulmuş. Ve bu ilk yazı Mezopotamya'dadır. Daha önce bir yazı olabilir ama henüz okunmamışsa biz buna bulduk diyemeyiz. Mesela her seferinde söylüyorum. Kürdistan Neolitik kültürün, medeniyetin beşiğidir. Niye? İlk ekili buğday, mercimek, nohut orada bulunmuş. Ama yarın Çin'de bulunursa deriz ki valla meğer orasıymış. Bir bakıyoruz Çin'de pirinci 7000'de ekmişler. Biz 12000'de ekmeye başlamışız. Önce arpa sonra buğday. Ama bu demek değil ki ağaç ekmemişiz. Ceviz ekmemişiz. Badem ekmemişiz. Bu anlama gelmiyor. Tohumu. Çünkü tohumu çok konuştuk. Tohumu çok konuştuk. Şimdi biz geçen dersimize doğru böyle bir dönmeden, çok az vaktimiz kaldı ama olsun, devam etmek istiyorum bu konuyu. Şimdi şöyle bir Buyurun. soru da var. Ya bu dilin hakikaten tesadüf olabilir. Tamam da bir dilde, iki dilde, 10 dilde tesadüf. Ben sana 40 dilde bunun ortak kökten geldiğini söyleyeyim. Yani şimdi kalkıp Slavca'da ve de dersen ne olur? Ha, onlarda da aynıymış. Litvanca'da, şunda, bunda hepsi aynıdır. Öyleyse bunu tartışmıyoruz. Fakat yine de bazı inançsızlar olabilir. Eğer göz ortaksa, ditin ortaksa, kaş ortaksa, saç ortaksa, alın ortaksa, burun, dudak, diş ortaksa, çene ortaksa, daha ortaklık gösteriyor. Bunları zaten zaman zaman yaptık. Biz yine de gelin bir gözün üstünde, hani deli kaşın üstünde gözü var. Öyle bir Gözün şey yok. üstüne karışmaz. Kaşın altında, kaşın altında gözümüz varmış meğer. Şimdi biz bu kaş kelimesini de yapalım. Bakalım niye? Bakın ne kadar geniş bir yelpazede tek tek kelimeler hepsi aynı kökten geliyor. Şimdi Yunanca'da şöyle yazılıyor. Bu eskiden feydi böyle. Böyle. Şu Frida okunuyor bugün. Fakat bu Frida şu üçüncüsü Y'dur. Yani U. Yunanca'da bu U okunmaz. Bugün İ okunur. Peki milattan önce 400'den önce nedir? U'dur. Peki F nedir? Bak dedik ki F, B, V, B ve P hepsi birbirine dönüşür. Bakın Yunanca'daki free, yani burada yazdım free, eskiden M'ye fru ve buruymuş. Çünkü F de B oldu. Bru. E bizde nedir? Brudur. Bru. Bru. Ha, çok güzel. Öyleyse Sanskritçe de nedir? Çok şaşıracaksınız. Aynen Kürtçedeki gibidir. Brudur. Sanskritçe nedir? Milattan önce 1500'de yazılmış olan Hintçedir, eski Hintçedir. 1500'de oraya Ariler gitmiş. İşte bu Ari kelimesini aklınızda tutun. Çünkü biraz sonra çok hızlı bir özetle vereceğim bayrakla ilgili bir kelimedir. Konuyu biraz değiştirdik. Hiç önemli değil. Ama
etimoloji yapıyoruz. Şimdi bu Litvanca'da bruvis. Çok ilginç bir şey. Yunanca, Litvanca bilinen hepsinde aynı. Slavca'da bruvi. Bruvi, bru. Hepsinde bru var. Pr, pru var, fri var. Öyleyse aynı kökten. Bunun hiç İngilizce'de bro yazılıyor. B. Çok herkes bildiği için bunu söylüyorum. Burada brudur işte bu. Bizdeki brudur. E tamam da göz belli, bakmak belli. Diş aynı. Burun aynı, yanak aynı, çen aynı. Bak kaş bile aynı yani. Şimdi bunların ortak kökten geldiğine dair isterse Türkiye'de bir profesör çıkmış demiş ki efendim bunlar böyledir. Bu İndo-Avrupa dil tezi bugün çürütülmüştür. Niye söylüyor bunu? Diyor ki ya biz bu Kürtleri cahil bırakmışız. Madem cahil bırakmışız, öyleyse bir saçma sapan bir şey söyleriz. Deriz ya ona inanmayın, bu benim dediğime inanın. Çünkü onun kriteri yok diyor. Bakın, cahil bırakmış, sonra da onu yönlendirmeye çalışıyor. Ne kadar ilginç bir şey. Cahil bırakmanın meğer amacı yönlendirmekmiş. Halbuki bakınız, bir köpeği bile yönlendirmek için ona kelime üretiyoruz. Türkler bize kelimelerin hepsini kafamızdan silmeye çalışmış. Ha hiç düşünmesin. Çünkü insanlar neyle düşünür? Kelimelerle düşünür. Atalarımız kelime yaptığı zaman düşüncelerini düşündüklerinden dolayı o kelimeyi yapmışlar. O sesi çıkarmışlar. Öyleyse Kürt dilinin yasaklanması Kürt düşüncesinin yasaklanmasıymış. Şimdi bu ikisini yaptıktan sonra şeye geçelim. Dediğimiz konuyla ilgili çok kısa birkaç şey söyleyeyim. Çünkü pek vaktimiz de kalmadı gibime geliyor. Evet. Dedik ki geçen dersimizde Castro kelimesini, kale kelimesini yaptık. Ben size desem ki Orta Asya'da Castro var mıydı kale? Ne kalesi? Cengiz'in baş şehrini. Cengiz ne zaman? 1206. Cengiz var mı? Bütün dünyayı zapt eden Cengiz Han. Karakorum'da. Bunun sarayı nerede? Bunun kaldığı şehir nerede? Kimse bilmiyor. Çadır. Bir iki tane de birileri gitmiş. Kerpiç gibi bir şeyden böyle çamurdan bir ev, tahtadan bir kilise gibi bir şey yapmaya çalışmış. Çünkü bütün Cengiz bütün bilginleri şunları toplardı. Bilgileri alırdı. Çin'den bile bilginleri getirdi. Sorardı. Hatta yazıyı da onlardan öğrendiler. Yazıyı Çinlerden. İlk defa ama sana derler ki ya yazı çok eski. Hep uydurma bunlar. Hep bunlar Kemalist tarihtir. Biraz önce anlattığımız Kemalist tarihtir. Bir müddet sonra Kürdistan kurulduktan sonra diyecekler ya meğer bu Kemal ne kadar büyük bir ağır, kötü bir miras bıraktı bize. Almanya'da Hitler'in bıraktığı mirasın aynısını bırakmış. Çünkü bu yenilmeden anlaşılmıyor. Yenilmeden bir diktatör anlaşılmıyor. Stalin yenilmedi. Ama bugün sosyalizm yenildi. Niye? Sosyalizm diye bir şey yok. Putin denilen yeni bir Hitler'i doğurdu. Ukrayna'yı var ya cehenneme çevirmiş. Ukrayna'yı cehenneme çevirmiş. Sivilleri öldürüyor. Zannedersin bu bir barbar, Orta Asya'dan gelen bir step barbarı gibi, Türkler gibi. Tam hakikaten Erdoğan gibi bir şey olmuş. Türkeş gibi bir şey olmuş. MHP gibi bir şey olmuş. Sivil bölgeleri, apartmanları bombalıyor. Siviller ölüyor. Soğuktan donuyorlar. Soğuktan çocuklar ölüyor. Sütsüz kalıyor ve o orada çok memnun. Durduk yerde yaklaşık 10 milyona yaklaşık insanı evinden yurdundan etti. Güney Kürdistan'ın nüfusu ne kadar? Bu kadar. Bundan biraz daha az. Düşünün Güney Kürdistan kadar bir bölgeyi evinden barkından etmiş. Bu Hitler işte. Tartışmaya ne lüzum var ki? Şimdi Cengiz'in baş şehri nereye? Bunu Almanlar çok sonradan buldular. Alman erkeği oldu. Dediler Karakurum. Karakurum. Peki öyleyse burada kale denilen bir şey olamaz. Ne kalesi? Adam duvar yapamamış. Yurtlarda kalıyor. Bir yurt burada. Yurt nedir? Çadır demektir. Bir yurt burada, bir yurt burada, bir yurt burada.
Diyor baba. Yurtseverlik oradan mı geliyor Mamoste? Evet, aynen onu açıklıyorum. Hı. Bir yurt burada, bir yurt orada. Diyor ki baba diyor, falanlar gelip, falan adam gelip yurdunu bizim yurdun yanına yaptı. Ha, o bizim yurttaşımız. Meğer çadırları yan yana olan insanlar birbirlerine yurttaş diyormuş. Yurttaş. Birbirlerine destek olanlar da arkadaş. Aynı karından insanlara da arkadaş. Yani karındaş. Karındaş, kardeş olmuş. Kardeş, sonra da kardeş olmuş. Meğer yurttaş, aynı çadır ama. Güzel de bu adamın vatanı neresi? Bu adamın vatanı olamaz ki. Çadırı bugün burada, yarın başka bir yerde. Bunu zaten bir dersinde anlatmışım. Ev kelimesinin etimolojisini anlatmışım. Konumuz bu değil. Konumuz, bakınız, ev yok, duvar yok. Nasıl kale yapacak? Kale, Mezopotamya'ya ilişkin bir kelimedir. Kela Dımdımi denilen bir kitabımız var bizim. Bir romanımız var. Bunu ilk önce Ermenistan'daki Kürdologlar yazdılar. Sonra da en sonunda Can denilen bir Kürt yazdı. Kela Dımdımi. Ve öyleyse Yunanca'da kalene, Yunanca'daki daha eski. Pirgos. Aa, Pirgos. Yunanca'da kale demek. Şimdi biz buna bir bakalım. Bu dedi ki pere, beredir. Yunanca'da pirg. Os Yunanca'da ektir. Bütün isimlerin sonuna gelir. Hatırlatayım, Yunanca fiillerin sonunda Türkçedeki gibi in gelir. Ditin, indir. Ama şöyle yazılır. Ve in okunur. Bu in okunur. Yani Kürtçedekine aynı, bu sonuna gelir. İn, bütün mastar fiillerin sonuna in gelir eski Yunanca'da. Bu kaybolmuş. Ama mesela milattan önce 400 ve daha öncesi, hatta milattan sonra 200'den daha öncesi, hepsinde bu vardır. Grafimdir. Grafim, yazmak. İn, bak sonunda var. Neyse, bu sadece bu değil. Bütün fiiller. Bir graf kelimesini bildiğimiz için fotoğraftan falan filan. Çok parantez açıyorum, konuyu dağıtacağım. Evet. Pir kelimesi beredir. Ber nedir? Ön demektir. Ber nedir? Taş demektir. Ber nedir? Ürün demektir. Niye? İnsanlar, kadınlar önünden, karnından ürünü verir. Berda. Beravat. Ha, kadının ürünü nedir? Çocuktur. Öyleyse çocuk berdir. Peki ağacın ürünü nedir? O da onun çocuğudur, küçücüktür. O da büyüyüp yine ağaç olacak. Ekersen tabii. Öyleyse ber taş demek. Çünkü ön tarafa diziyorsun, bir duvar yapıyorsun. Ha, meğer ön tarafta bana saldıranlar beni ezmesin, yenmesin, öldürmesin diye ön tarafımı garantiye alıyorum demekmiş. Ber. Aa, çok güzel. Taşları üst üste koymak demekmiş. Yunanca'da da pirk kule demektir, kale demektir. Pirk. Bergama kelimesi oradan gelir. Bergama Türkiye'deki. Bakın pirk oldu berk. Bergama kelimesi. Berk, Pirk oldu Berk. Ha, bunları küçük bir kale yerine daha geniş bir kale yapalım. Çok kişi girsin içine, savunmamızı, halkımıza saldırılar, kalabalığa, bütün köylüleri olan saldırılar boşa çıksın. Bizi öldüremesinler. O zaman ne yapacağız? Daha geniş bir duvar yapacağız. Burg. Burg Almanca'da. Burg. Berg yüksek demek. Bunu yüksek bir yerde yapmak lazım. Derberg ist hoch. Ha. Dağ yüksektir. Dağ. Öyleyse yüksek olan yerlere Almanlar bunu söylemiş. Ve Berg şehir olmuş. Şehir de burjuvazi olmuş.
Burjuvazi şehirli demektir. Burjuvazi şehirli demektir. Önce köy olur, sonra şehir olur. Köy. Sonra şehir olur. Şehir büyük kuledir. Ha, peki ben size bir şey söyleyeyim. Şurada bir kale var ve bunun burçları var. Niye buna burç demiş? Aşağıdan bakınca sen burçlara, buna ne diyeceksin? Berk diyeceksin, burk diyeceksin. Burk ile burç aynı köktenmiş. Yani şimdi burası duvar. Burası duvar. Ve burçlara bakıyorsun aşağıdan. Fakat şu burcun üstünde yıldızı da görürsün. Ha, demek burç kelimesi burçlara bakınca aşağıdan yukarıdaki yahut da burçların arasından belli yıldızları görmekle diyor burçlarımız. Oğlak burcu, bilmem ne burcu. Meğer bununla ilgiliymiş. Ber kökünden geliyormuş. Ne kadar ilginç. Ber, burk kelimeleri buradanmış. Ve burjuva kelimesi buradanmış. Şimdi biz geçen dersimizde Castro yapmıştık. Ve bunun da Kusi'den geldiğini söylemiştik. Bir önceki ders kaç numaralıydı? 22 miydi? Onun da dinlenilmesi lazım. Evet. O dersin de dinlenilmesi lazım. Şimdi Hocam bir görüntü vardı bu kale ile ilgili, gerekli mi acaba? Şu. vallahi ben konuyu ha çok güzel. İşte Ha. bu karşıda gökte bulut yerine şey olsa, Gece. yıldız Hı olsa, gece hı. olsa çok güzel görünür. Evet. Üstünde ne var? Aha, üstünde bayrak var. Eğer biraz 10 dakikanızı almak istiyorum. Buyurun buyurun. Buyurun, Ha, tamamlayın çünkü hocam. ben bu bayrağı da biraz anlatmak istiyorum. Tabii. Ve bayrak Ala Kürdistan'ı. Alaya Kürdistan'ı. Verdi bir şey. Şimdi tam burçlara ne asılır? Bayrak asılır. Ve özür dilerim. Rica ederim. Ben de bir resim üzerine bir şeyler yazmışım. Onu göreyim. Hı. Bakın. Türkçe'de dedik yok bu Türkçe değil, yok şu Türkçe değil. Bayrak kelimesi Farsça'dan gelir. Bunu ayrıca bir yine veririz çünkü bunu yetiştiremedik. Fakat ben neyi söylemek istiyorum? Benim bugün söylemek istediğim Türk bayrağının rengi nedir? Hani dedik ne kale Türkçe, ne bayrak Türkçe, ne şehir Türkçe, Ne burç? ne Castro Türkçe, ne hiçbir şey de yok. Çadırları var adamların. Millet bakmış ki herkes vatan 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 bizde yok. Bizim vatanımız nerede? Bizimki yurt. Yurt. Aa, yurdun yeri belli değildir. Çingene'nin de çadırı var, yurdu yoktur. Bugün dünyada bayrağı ve yurdu olmayan bir tek Çingeneler vardır. Aslında Türk bir nevi böyledir. Zoraki diğerlerinin yurduna konarak, imha ederek, inkar ederek, onların dillerinde ilkokullar açmayarak ille de bir vatan yapacağım diyor. Zorla. Başkasının kanı üzerinde. İşte böyle olmaz. Başkasının kanı üzerinde dil de yaratamazsın. Çünkü bu tarihi bir olaydır. Tarih de yaratamazsın. Şimdi geldi Türkçedeki bayrak kelimesinin rengine. Türkçedeki bayrakın rengi kırmızı beyazdır. Başka nasıl söyleyelim? Kırmızı beyaz. Başka nasıl söyleniyor? Al beyaz. Değil mi? Al da Evet. kırmızıdır. Ha. Öyleyse bunu da yazalım buraya. 10 dakikanızı sadece alacağım. Ve bu konuya çok dikkat etmenizi istiyorum. Dinleyicilerime söylüyorum. Esma Hanım Şüphesiz size de. evet. Rica Beni en ederim. iyi dinleyen zaten Ben de sizsiniz zaten en şimdi. iyi dinleyen benim, o kesin. Bir de çok iyi dinliyorsunuz. Aklınızda çok soru var. Bölüp soru sormaya kalksanız kavga edeceğimi de biliyorsunuz. Çok Evet, kavga eden evet. adam. Bu çok kavga eden Konsantrasyonumu adam. İllallah demişiz biz buna. Öyle değil. Evet, çok dediğiniz gibi konsantrasyon.
tradisyonu bozuluyor. Çünkü çok söyleyemek istediğim şey var. Şimdi üzülüyorum. Bütün hesapladığım şeyleri söyleyemeyeceğim diye. Baştan belirlediklerimi. Bakın konuya giremedim. Hızlı hızlı geçiyorum. Neyse. Burada kırmızı kelimesinin geçen derslerde gurum kelimesinden geldiğini, gurum biçin kırmızı bir kurtçuk varmış. Gurme bir kurdi. Hani gurme dar ediyoruz ya o videoda. Kırmızı bir kurtçuk var. Şöyle bir kurtçuk. Buna kırmızı kelimesi bu kurumdan gelmiş. Hatta Musa Anter'i anlatmıştı. Kırmıl, kırmıl, kımıl. Ha, bu Kürtçedeki varlığını, Kürtçenin bayrağımızın rengini falan diye aşırı abartıp adamı tutukladılar. İki tane akıllı adam oturmuş dil bilim demiş bu niye bunu yazdı? Niye başka bir şey yazmadı da gitti 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 gırmıl yazdı. Gırmıl yazdı. Onlar çok derin eli. Bu ne demektir? Kürtçenin etimolojisini bizden iyi biliyorlarmış ama yasaklamışlar. Meğer anlamı buymuş. Öyleyse biz bu kırmızı kelimesini anlatmıştık. Kurumdan, Kürtçeden geliyor. Bakın bayrak kelimesi yok, şehir kelimesi yok, kale kelimesi yok. Bayrağının renkleri, ha öyleyse beyaz Türkçedir. Vallahi hiç beyazın Türkçe olduğunu sanmayınız. Beyaz kelimesi Arapçadan gelir. Mesela bayda kelimesi Arapçada yumurtadır. Yumurtanın rengi beyazdır. Bir de bayat kelimesi en sondaki D, Z de okunur. O da Arapçadır işte. Yumurtanın akına da öyle söyleniyor. Bakın Türk yumurtanın hem kendisine hem de akına bayat, bayza. Böyle söyleniyor. Bayat, bayda. Day, deyize de oluyorsun. Bayza. Ya oturup yazıp size tek tek açıklamak istemiyorum ki vakit kaçıracağız. Biz ne dedik? Şu iki rengi anlatıyoruz. Ama hangisi kaldı? Bakın Türk bayrağının renkleri bile Türkçe değil. Dil demek kültür demektir. Dil demek medeniyet demektir. Senin medeniyetin yoksa kültürün dilin de yoktur. Bakın hangi kelime Türkçe? Hiçbiri. Ha, al kelimesi kaldı. Vallahi bu al kelimesini ben çok şok. Herhalde bu Türkçe. Bakalım. Şimdi ona bakıyoruz. Kürtçe'de ya daha doğrusu dil bilim derslerinde hep şunu söylerim. L, R de olabilir. L, R de olabilir. Hint, Avrupa dillerinin hepsinde böyledir. Mesela Yunanca'da milattan önce 1500 tarihindeki Miken yazısında eski yazıda bugünkü R'lerin tümü L'dir. İlginç mi? Çok Evet. ilginç. R'lerin tüm bugünkü R'lerin tümü L'dir. Şimdi bu kelimenin kökü Kürtçedeki ar kelimesidir. Ar. Ar ateş demektir. Ar ateş demektir. Ve ateş renginde olana da alu denilir. Alu. Üstüne bunu koymayabilirsin de. Bazı yerlerde alu derler. Alu. Alu. Böyle diyen de var. Yani koymayan da var. Bu ikisi aynıdır. Bu ikisi aynı. Peki ne rengidir bu? Ar rengidir. Ateş rengidir. Nedir bu? Peki aluça denilen bir şey duymuş musunuz? Aluça. Aluça nedir? Erik gibidir, yuvarlaktır. Bunlar kırmızılaşır. Ha, ar gibi olur, ateş gibi olur. Ateş rengine dönüşür. Öyleyse bu Latince'de de ara ha. İşte öyle girmiyoruz konuya diye öbürlerinde aynı değil falan diye düşünmeyin. Bu kelimenin Hint Avrupa dillerindeki ilk kökü aldır. Al. Hint Avrupa dillerinde. Ama ar en eski biçimidir. Evet. Ar. Ateş. Alın. Peki ben sarı bir ben buna alu dedim. Bu erik. Erik hangisidir? Şöyle bir meyvedir. Kirazın iki misli falan büyüklüğünde bir kırmızı
Kirazın biraz büyüğü, çekirdeği de biraz daha büyük falan filan. Bu aluça. Aluçe. Ha, küçük alu demek. Ha bir de ne var? Bakınız. Zer alu. Zerdali. Zerdalu kelime. Aluymuş meğer bu. Bu alu imiş. Zerdalu deniyor. Bu zerd nedir? Bakınız. Kurmancı dilinde bazı isim ve fiillerde R ile özellikle bitenlerde zazacamızda D eki alır. Ben desem sar. Zazaca'da nedir? Sağ. Sardır. Peki mir, mrov bu nedir? Mordem, mort. Mort. Peki kir, keredir bunun kökü. Kir. Nedir? Kart. Yine de geldi. Bunun gibi biz bir sürü örnek verebiliriz. Yani sar, mir, kir, zer, zerd. Zerdi yazmadık değil mi? Ha. Zer. Zer de zerd oldu. Sarı alı demekmiş. Nedir bu? Şeftali demek. Kardeşim şeftali Kürtçe'de bu hohtur. Hayır, hoh Arapçadır. Hoh Arapçadır. Bizde zerdalıdır. Zer-u aluye. Yani küçük aluça. Ha, öyleyse bu ateş rengi demekmiş. Ateş rengi de al kelimesinin kökü budur. Bir de Kürtçe'de sadece değil. Hint Avrupa dillerinin hepsinde al kök olarak vardır. Ve İsveç dilinde ala mesela. Ve arung ise arung yine şey, aluçanın kayısısına denilir. Onun çekirdeği tatlı olan biçimi vardır. O da arungdur ama aynı zamanda ateş rengi yine. Arung. Ha öyleyse bayraklarındaki bu al beyaz kelimesi de kırmızı beyaz kelimesi de hiçbiri Türkçe değilmiş. Herhalde 12 dakikanızı aldım. Evet. Önemli, tam iyi bir yere geldik belki de. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ıhlamur içersen çocuk gibi mışıl mışıl uyursun. Ihlamur, ıhlamur nedir? Ihlamur kaynatınca kan gibi olur. İlk kaynatmada sarı bir renk alır. Onu bırakırsınız sabaha kadar bir suyun içinde. Sabah o suyu bir daha kaynatırsınız. İkinci kaynatışınızda bu çay mı, şarap mı? Niye böyle kırmızı oldu? Kan mı? Bunu bulamazsınız. Aa, işte bu bizdeki alu Almanca'da aşedir. Aşe. Bu da kür, ıhlamur ağacı, kırmızımsı olan şeylere söylenir. Aşe. Ama ulme de var. Almanca'da yine. Bunları vaktimiz olmadığı için tek tek değinmiyoruz. Evet. Şöyle diyelim. Niye bu aluya biz niye böyle demişiz? Bak bildiğimiz bir ateş var. Ateşin kaynağı var. Nedir bu ateşin kaynağı? Biraz 2 dakika. Buyurun buyurun devam Güneş. edin. Güneştir, ateştir. Ardır, ar. Öyleyse güneşi temsil eden bir renktir bu ar. Güneşi temsil ediyor. Benim evimde ateş var. Bu güneşi temsil ediyor. Güneş gibi ısı veriyor. Bir de ışık veriyor ateş. Aa öyleyse bu bir küçük güneştir. Bu bunun ruhudur. Güneşin ruhudur ateş. İşte bu erik kelimesi bile oradandır. Çince'de küçük güneş demek. Ha biz geçen derslerimizde ne dedik? Bak ya sarı olacak ya da kırmızı olacak güneşi temsil etsin. Davi dedik, davi. Yani dardağan denilen şey var ya, davi. Niye tav? Tav. Tav rengi, güneşin vurmasını kastediyor. Ha, bu alu da güneşin rengi demek, kırmızı demek. Güneşin rengi ve kırmızı demek. Ve demek ki biz bu
Ar kelimesini ateşle şey yapmışız. Ama ar sadece bu değil. Güneş ışık da verir. Ro, ar. Ha, bu R'lerin ilginç bir şeyi var. R ile L'nin çok ilginç dil bilimcilerce özellikleri var. Nedir bu özellikler? Benim defterim bitti. Herhalde ki bana bir kardeşimiz var, defter gönderir. Hemen bir defter gönderir. Ben ona eminim. Şaka ediyorum. Şimdi bakın, bu L ve M dil bilimcilerle şöyle olur. Önüne de A alabilir bir sesler, arkasına da. M de öyledir. Ma da olabilir. Mu da olabilir. Bunun R de öyledir. L olabilir. Olsa da olmasa da önüne arkasına sesli bir harf varabilir. Ro. Niye? Ro demek hareket eden demektir. Hareket eden, ses çıkaran her şeyde bir ruh vardır. Aa, peki her gün görüp de hareket eden, dünyanın bir ucundan öbür ucuna koşan bir varlık söyleyin bana. Güneştir. Ro. Ro. Aa, bu ne yapar? Ro. Çıktığı zaman da her yer roni olur. Roya. Roni. Peki ben bunu evimde yaparsam, açarsam, küçük bir güneşi evime getireyim, yani ateşi. Ocak kelimesi var ya, roçah. Ro'dan gelir. Ocak kelimesi ro'dur, roçah. Mesela revşen dediğin zaman rovşendir. Revşen. Revşen bir diyoruz ya, hepsi güneşin ismidir. Işık, kafası ışıklı adam, revşen bir. Meğer bakın ne kadar derinlere gitti. Öyleyse bu da konumuz. Bir de kitapta şunu açıklamak istiyorum. Bazı sesler vardır. Hangi sesler vardır? Bazı sesler değil. Yazdığımız bugün alfabedeki seslerimiz vardır. Alfabedeki her harf bir sestir. Her yer denge. Yani biz alfabeye harfleri harf diyoruz. Küçük de olduğu için hır, guruk, huruf, bu harf diyoruz. Ama ev dengin denge. Her harf bir denktir, bir sestir. Bu sesle Kürtçedeki örneğin B sesi diğer Hint Avrupa dillerinde ne oluyor? Kürtçedeki V diğer Hint Avrupa dillerinde nedir? Bunun da güzel bir listesini vereceğim. Latince'de nedir? Almanca'da nedir? Tam aslında Kürtlerin dil bilimi ve tarihe giriş kitabı olacak. Dil bilimi ve tarihe giriş. Ama Evet. yazdıktan sonra yardım etmemişseniz ben kendim okurum, kendim yazarım, size de vermem. Çok sağ olun beni dinlediğiniz Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Çok Bugüne değerli kadar bir dersti. yazma işimin sebebi imkanım yoktu. Evet. Hakikaten imkanım yoktu. Yunanistan'da basmak çok şey bir iş. Bayağı Pahalı. zor bir iş. Türkiye'de bilmiyorum nasıl. Şimdi bak, bir kitapçı seninle konuştuğu zaman ilk söyleyeceği şey şudur. Senin hakkın budur. Ama hiç bu konuda bir şey söyleyen yoktur. Hiç bu konuda konuşma olmaz. Bu doğru bir şey değil. Teşviktir. Ben bir kitap cilt yazıyorum da ben bu cildi 30'a da çıkarabilirim. Ben bütün Kürtçe kelimelerin tümünü ama detaylı bir arkeolog, tarihçi ve arkeolog gibi, bir dil bilimci gibi, sosyolog gibi, sosyoloji okudum burada. Bunları tek tek yan yana 4-5 bilim dalıyla evererek onun ürünlerini size sunabilirim. Çok teşekkürler. Tabii Özür önemli dilerim. bir çalışma. İnsan ister ki imkanlar olsun, bu tür çalışmalar kayıt altına alınsın. İleride Kürtlerin kendi okullarında, üniversitelerinde ders kitapları olarak, eğitim dersi olarak verilsin. Çok önemli. Tabii ki yani Kürtler de bu konuda hassas olmalı, özverili olmalı. Eminim ki böyle bir özveriyi göstereceklerdir. Değerli izleyiciler, bugünkü etimoloji dersinin sonuna geldik. Bugün istisnaydı, çarşamba günü yaptık. Yine periyodik olarak bir aksilik olmazsa, değil mi Ali Hocam? Tabii. Pazar günleri Avrupa Yapacağız. saatiyle saat 11'de devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam.
Yarın biliyorsunuz Var. Evar Baş. Biliyorsunuz hafta içi diğer programlarımızı izliyorsunuz. Hepinizi yeni programlarda ekran başına görmek istiyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, Kürdistan'ı kalın diyoruz.